Geçen bir toplantıda, Kaymakam Bey ve Sağlık Müdürü ile yapılan bir toplantıda nöbetlerin çok yoğun geçti. Bununla ilgili hastaların mağdur olmaması için bizim normalde tek eczane nöbetimiz vardı. Eczane sayısının artırılması yönünde bir teklif geldi. Aslında denildiği gibi değil. Çünkü akşam ben nöbet tuttum. Oturduk. Yani öyle çok yoğun bir nöbet geçirmedik. Şu anda biz tabii bu bir kamu hizmeti. İnsanları mağdur etmemek lazım ama eczacıları da şimdi iki eczane nöbet tuttuğunda bu sefer eczaneye nöbet çok sık gelecek. Bu sefer eczanenin mağduriyeti doğacak. Kaldı ki akşam benim nöbetimde çok yoğun bir nöbet yaşamadık. Ki iki eczaneydik. Öbür eczaneye hiç giden olmamış zaten. Yani bir normal günlük reçete kadar reçete oldu olmadı. Öbür eczanenin hep 10-15 reçetesi olmuş. Onun için bunu şimdi sayıları alıyoruz. Tekrar bir görüşeceğiz, bakacağız. Yoğunluk olursa tabii ki insanları mağdur etmek biz de istemiyoruz. Kimse hasta gelsin burada kuyrukta beklesin, o bizi de rahatsız ediyor. Ama yoğunluk yokken de eczanenin bütün personeliyle burada boş boş oturması da bizim açımızdan çok şey değil. Yani bizim de çok istediğimiz bir şey değil. Tekrar bir şu anda değerlendiriyoruz, sayıları alıyoruz. Nöbetlerde hangi eczane kaç reçete verdi, nasıl oldu? Mart 7'ye kadar zaten hazırlanmış bir şeyimiz var. Çift eczane nöbetimiz var. Mart 7'ye kadar devam edecek. Tabii ki salgın durumu olur. Tabii ki ihtiyaç durumu olur. Gerekirse 3-5 eczane de nöbet tutar. Onurayla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama gerekli midir, değil midir? Şimdi bizim insanlarımız istiyor ki evinin altında da eczane olsun. Yani hatta mümkünse evine gitsin. Öyle bir sistem yok biliyorsunuz, değil mi? Yani acil durum içindir nöbetçi eczane. Zaten gündüz ihtiyacını gündüz gidermen gerekir. Ama bizim insanlarımız biraz son dakikaya bıraktığı için yoğunluk biraz da ondan oluyor. Hani salgın olduğundan falan değil bana göre. Çünkü akşam ben nöbet tuttum. İki eczane nöbet tuttuk ve oturduk. Yani şu an için çok gerekli gibi gözükmüyor ama gerekirse tabii dediğim gibi 3 eczane 5 eczane de nöbet tutarız. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Peki Çin'de yayılan koronavirüsü ile ilgili müşteri geliyor mu? Size sorular talep oluyor mu? Yok, bana henüz gelen olmadı. Sanırım bu bölgeye gelmeden de işte uzak doğudan gelenler, işte İstanbul'da bilmem o havaalanlarında tetkik ediyorlar. Sanırım tespit edilen bir durum yok gibi gözüküyor.